Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte FSP'nin bir kahvalık online UPS'ini, Tunç Mati'nin bir kahvalık offline UPS'ini ve buna ek olarak da FSP'nin altılı fiş girişi olan, iki USB girişi olan fiş, yani priz çoklayıcılarını inceleyeceğiz. Ondan da iki adet aldım gördüğünüz şekilde burada. Bu ürünleri yaklaşık bir süredir kullanıyorum. Bu daha önceden ilk almış olduğum güç kaynağım. Bunu hemen hemen bir yıldan fazla kullanıyorum. Hatta 2-3 yıldır falan kullanıyorum. Bu ürün daha 4-5 aylık gibi diyebiliriz. Prizleri yeni aldım. Şimdi kendi kurduğum setup'ta bunları nasıl değerlendireceğim ve bunlar hakkında edindiğim tecrübeleri sizlerle paylaşacağım. Hemen vakit kaybetmeden şöyle FSP'nin kutusuna bakacak olursak, şöyle bir kutusu var arkadaşlar. Hemen size bunun en boy ve yüksekliğini söyleyeyim. Ürün 36'ya 23 santim ve yüksekliği de 33 santim arkadaşlar. Yaklaşık 10 kilogram gibi bir ağırlığı var kutunun. Tunç Mati'nin ise 45'e 20, yüksekliği de 25 santim arkadaşlar. Hemen hemen yaklaşık bunda 10 kilogram gibi bir ağırlığı var. Şimdi iki ürün arasında öncelikle şöyle yapalım. Arka girişlerine bakalım hemen. Bu Tunç Mati. Bu da FSP arkadaşlar. İki ürün arasında hemen gözünüze çarpacak detaylar arkadaki fiş girişleri. Gördüğünüz üzere Tunç Mati'de daha çok fiş girişi var, FSP'de daha az fiş girişi var. Ancak bu sizde yanlış bir algıya yol açmasın. Hani daha çok olması daha iyi anlamına gelmiyor. Şimdi bu aletleri kullanmamızdaki temel sebep, biliyorsunuz Türkiye'de şehir şebekesindeki elektriğin dalgalanması. Yani aslında iki ürünün de sinüs eğrisi düzgün diyebiliriz. Yani elektrik gelen akımı doğru şekilde veriyor diyebiliriz ama FSP bu konuda daha iddialı, daha iyi. Neden? Çünkü normal UPS'lerde, şimdi biz 1kW diyoruz ama yaklaşık bu elektrik değeri olarak standart UPS'lerde 600 watt gibi bir değere karşılık geliyor. Yani mesela 2 PC bir yazıcıyı çalıştırabilirsiniz ve 15 dakika boyunca gidebilir, örnek veriyorum Tunç Mati'de. Ama FSP'de 900 watt'a kadar bu değer çıkabiliyor. Yani 900 watt da iyi bir değer. Zaten FSP bu konuda iddialı bir firma. Zaten şurada FSP'nin kendi güç kaynağı, aynı bizim power supply'larımız gibi ayrı bir fiş güç kaynağı girişi var. USB girişi var ve monitör bağlantı kısmı şu şekilde göstereyim. Bakın bu şekilde içerisinden, kutunun içinden çıkan bir CD ve bağlantı şeyi var. USB girişi var. Bununla bilgisayarınıza bağlayıp FSP istediğiniz gibi, istediğiniz şekilde özelleştirebilirsiniz. Yani örnek veriyorum, işte bağlantıyı bilgisayara programı kurduktan sonra, İşte elektrik gitmeden önce ya da gittikten sonra işte şu kadar açık kal, şu sürede kapan gibisinden bu şekilde konfigürasyonlar yapabilirsiniz. Ama illa yazılımı kurmak zorunda değilsiniz. Yani FSP'nin şöyle bir avantajı var. Önünde gördüğünüz ekran sayesinde arkadaşlar her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Az sonra bu ekranı da açacağım. Tunç Mati'de böyle bir ekran yok. Şimdi bu iki ürün arasında en önemli, yani benim için çok elzem bir konu var. O konuda şu arkadaşlar, iki üründe benim işimi görüyor ama online ve offline UPS arasındaki fark şu. Yani şehir şebekesinden gelen elektrik size belli bir akımla ya alçak ya da yüksek olarak geliyor. Online UPS'lerde ne olursa olsun akımı kendi içerisinde sabitleyip stabil bir akım veriyor. Ama offline UPS'lerde elektrik gittiği zaman sadece onun yerine bir takviye olabilecek bir mantığı var. Yani siz dosyanızı kaydettiniz, kapattınız bunun için. Ya elbette ki akım koruyucu ama bu konuda FSP gerçekten çok daha iyi. Çünkü kendi fabrikasında, kendi görüntülerinde, data sheetlerinde göreceksiniz. Yıldırım düşmelerine, benzeri birçok testlere, iki üründe tabii ki şey ama ben bu konuda FSP biraz daha bana daha stabil, daha düzgün geldi. Bana böyle gelmesindeki sebep teknik dosyalarının iyi olması ve gerçekten yani ürünün, baktığım zaman, incelediğim zaman ürünün daha iyi olması. Bu şu demek arkadaşlar, bu iki ürün birbirine fiyat olarak çok yakın değiller. Örnek veriyorum, FSP 1000 lira gibi bir rakamken neredeyse Tunç Mati'nin bu ürünü yarı fiyatına, ki zaten şu an piyasada bildiğim kadarıyla yok. Bunların yeni modelleri var. O yüzden bu iki ürünün birbirine kıyaslaması değil. Şimdi eksi yönlerine gelelim arkadaşlar. Offline UPS'lerde öyle bir fan sesi, herhangi bir siz rahatsız edici bir şey duymuyorsunuz. Sadece dıt diye böyle bir ses var. Hani o da çok yüksek bir ses değil. Yani örnek veriyorum, sessiz bir ortam için 0.30 desibel kütüphane sesi gibi düşün yani. 0.30 desibel sessizdir yani. Ama bir 50-60 desibellere çıktığı zaman bu bir lokanta, bir uğultu, bir gürültüye tekabül eder. Ya FSP burada gerçekten yani beni üzüyor. Neden üzüyor? Çünkü arkadaşlar bu alet çalışmaya başladığı zaman fan sesi o kadar güçlü ki
Ben bilgisayar başında çalışırken bunun fan sesinden aşırı derecede rahatsız oluyorum. Benim kasamda hiç ses çıkmıyor. Sıvı soğutmalı bir PC kullanıyorum. Ama bu ürünün yani sesi gerçekten 50-60 desibellerde bir sesi var. Bu da sinir bozucu. Çünkü ben bu konularda aşırı takıntılıyım. O yüzden bu UPS'i odanın dışında kullanmaya karar verdim. Odanın dışından bir uzatmayla enerjisini kendi bulunduğum odaya aktarıyorum. Bu aslında ev tipinden çok orta ölçekli bir ofis için ideal bir UPS. Ama tabii ki benim şu anda kullandığım ekipmanlar, bağladığım ışıklar, monitörlerim, PlayStation, kasanın kendisi, ya birçok priz var bağladığım. O yüzden böyle bir ürüne ihtiyacım var ki zaten 3D printer da bu anlamda şey biliyorsunuz hani bunlar hepsi güç tüketen şeyler ve ev elektriği buna çok şey değil. Özellikle benim yaşadığım bölgede elektrik gelmeleri, gitmeleri ve akımdaki dalgalanmalar bunlar cihazlara, bunlar artık mikro işlemcili ürünler arkadaşlar. Yani bunlar cihazlara ciddi zarar verebilir ve bunun faturası size çok pahalıya mal olabilir. Yani gidip de 30 bin liraya bir PC toplayıp da 1000 liraya bir UPS almamak hani benim gözümde biraz aptallık oluyor. Çünkü yani bu cihazların tamamı elektrikle çalışıyor arkadaşlar. Yakıt ne kadar düzgün ve güzelse onu yakan araç da o kadar düzgün ve güzel çalışıyor. Yani bu bence çok önemli bir konu. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bunun ses sorununu nasıl giderebiliriz ona da değineyim. Bunun ses sorunu arkadaşlar fanını değiştirebilirsiniz. Yani bütün bu UPS'lerin fanları değişebiliyor ama bu işi biraz elektrik elektronik bilginiz varsa, lehim bilginiz varsa yapabilirsiniz. Çünkü mesela Noctua, yani bunları linklere bırakırım videonun altına. Noctua marka ya da Black Power, yani bu silent dediğimiz yani noise'u çok düşük arasında dönüştürücüleri, aparatları olan fanlar var. Bu fanlar sayesinde de 10 desibellere, 20 desibellere, çok çok düşük desibellere düşebilirsiniz. Ama ben şunu anlamıyorum tabii. Firmalar neden buna iyi bir fan koymuyor? İlla ki maliyet vardır. Ama sonuçta sen böyle bir ürün yapıyorsun. Bu ürünü ve benim gibi ev kullanıcısı insanlar bilgisayar başında da kullanabilir. Yani bunun fan sesi ciddi anlamda bir dezavantaj. Hani o kadar para veriyorsunuz, karşılığında iyi bir şey almak istiyorsunuz. Ben şimdi bunu upgrade etmem gerekiyor. Güncellemem gerekiyor. Fanı söküp takmam gerekiyor. Tabi bunda da dediğim gibi biraz bilgisayar olmasın. Çünkü bunun içinden çıkan fan 4 pinli mi, 2 pinli mi, onu kaç voltla besleyeceksiniz bunları biliyor olmanız lazım. Ve alacağınız fanın da hangi marka, model, nasıl bir fan olduğunu önceden araştırıp ya da bunun içini açıp bakmış olmanız gerekiyor. Tabi bunu bilmeden yapmanız da çok doğru bir şey değil. Bilen birinden destek alabilirsiniz. Ürünler bu şekilde. Şimdi bunu hemen şu şekilde yana alalım. Neden TSF'nin prizlerini tercih ettim arkadaşlar? Bakın bunlar 6 soketli toplamda. Benim yaklaşık zaten şu anda 12'den fazla girişe ihtiyacım var. Ben bu prizleri uzatma olarak kullanacağım. Şöyle bir durum var. Aslında bu uzatma kabloları UPS'lere bağlanmaz. Bu doğru bir şey değil. Ama şu anda benim yani kullandığım ev, yani şu anki oturduğum alanda, kendi ofisimi kurduğum, kendi çalışma odamı kurduğum alanda maalesef çoklayıcı ihtiyacım var. Yani şimdi biliyorsunuz müteahhitler evlerde çok güçlü kablolar çekmiyorlar. Adam gidip de bir prize 3,5 antikron kablo çekmez örnek veriyorum. Yani sonuçta bu bir ev. Adam bunu maksimum diyor ki işte bir bilgisayar bağlayabilir, bir şey bağlayabilir. Ama artık her şey elektroniğe döndü. Ciddi anlamda bir priz ihtiyacı var. Gerekirse ben sigortada prize gelen sigorta 16 amper olması lazım. Onu yükselterek de daha fazla güce çıkarmaya çalışacağım. Şimdi bu ürünü tercih etmemdeki sebep TSF'nin gerçekten bu konudaki iddiası. Çünkü bu sinüs eğrisi dediğim yani prova gibi bir anlamı var. Yani bu sinüs eğrisinin taklidi değil, gerçekten bu sinüs eğrisinin doğru ve kesin sonuç veriyor olması. Bu üründe 2 tane USB girişi var, 6 tane fişi var. Üzerinde 5 milyon dolarlık bir sigorta bedelinden bahsediyor. Tabii bu bedel ne kadar doğru ne kadar şey bunu yani bilmiyorum. Hani 5 milyon dolarlık bir sigorta bedeli bana biraz şey geldi açıkçası. Ama tabii firma bunu buraya koyduysa vardır bir bildiği. Çocuk koruması var. Şöyle bir ürünü bir açalım bakalım. Ben de ilk defa açıyorum. Bakalım nasıl bir ürün çıkacak. Bu arada kablosunun boyu 1,7 metre arkadaşlar, kablo boyu. Plastiği arkadaşlar, plastiği ucuz Çin plastiği. Yani şu plastiğin kokusundan nefret ederim ama maalesef işte ürünler artık yani böyle geliyorlar. Yani ben bu plastiği bilmiyorum. Yani bunlar daha kaliteli ürünler olabilir. Yani şunu da düşünürüm ben her zaman. Neden mesela biz kendimiz bu tip ürünler üretmiyoruz? Ki bu ürünler sürekli dışarıdan alıyoruz. Aslında bu bizim için de iyi bir şey değil. Bakın bu marka yerli bir marka. Tunçmatik. Sonra Legrand, yani Inform dediğimiz, yani onların daha farklı UPS'leri var. TSP'nin mesela 1KW, 2KW, 3KW. Bu arada UPS'ler arkadaşlar bunlar ev tipi UPS'ler. Yani bunların oda büyüklüğünde olan dev gibi UPS'ler de var. Hastanelere, işte ne bileyim bir bulut serverlarına falan hizmet eden. Ama tabii
Ya bu bizim ülkemizde üretiliyor mu? Bizim ülkemizde işte dediğim gibi Makelsan, Tunçmatik bunları üretiyor ama sonuçta bunlar da gene Çin'den üretilip geliyor. Yani şunun mesela şu kablosu, şu plastik, yani bunlar hep böyle dandik yani. Hani adam tamam sonuçta bir rekabet var. Piyasa rekabet için adam gidip de işte buna iyi bir malzeme kullandığında, iyi bir işçilik yaptığında tabii ki de fiyatı daha yüksek oluyor. O zaman işte rekabet edemiyor falan gibi ama yani bilmiyorum, bence biraz daha kaliteli olabilir. Yani buradan da firmalara, eğer yani izleyen ya da firmaların mühendislerinden bu videolara gözü takılan olursa, yani bu bir kullanıcının serzenişi. Bence biraz daha iyi ürün tercih edilebilir. Şurada bir açma kapama tuşu var. Şimdiden sonra elektriğe bağladığımızda göreceğiz. Tuş gayet sağlam. Tuşa bastığınız zaman biraz sert basmanız gerekiyor sadece. Ama kablo kalınlığını beğendim arkadaşlar. Priz'in kablosu gerçekten gayet kaliteli. Yani ince dandik bir kablo değil. Birçok piyasada aldığımız ürünlerde incecik kablo kullanıyorlar. Bu ürünün kablosu gayet iyi. Şimdi bunları hemen bir güç verelim bakalım. Fişe taktığımızda ne gibi şeylerle karşılaşacağız. Evet, şu anda ürünü fişe bağladım arkadaşlar. Fişe bağladıktan sonra şöyle basıyorsunuz. Gördüğünüz üzere gayet güzel de bir led koymuşlar. Yeşil, turuncu da ortasında ürünün çalıştığına dair bir ışık yanıyor. Şimdi bu prize şu şekilde, bu doğru bir mantık değil ama size göstermek adına bunu yapabilirim hemen şuradan. Kendi güç kablosunu alıyorum. Kendi güç kablosunu bağlıyorum. Bu arada çocuk koruması var. Biraz sert basmak lazım. Hemen şuradan bağlıyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, ürünün çalışma sesini duyuyor musunuz? Bu ses yük bindiğinde daha da artıyor. Ve bu ses gerçekten rahatsız edici olabiliyor. Dediğim gibi yani, bu bilgisayarın yanına koyayım işte, bir download yaparken bilgisayar sabaha kadar açık kalsın, yanında yatayım uyuyayım, kesinlikle öyle bir ürün değil. Hele ki ben gibi yani bunlara çok takılan bir insansanız, yani bu sizi acayip derecede rahatsız edecek. Acayip derecede sinirlerinizi bozacak. Hemen şöyle yapalım. Evet, hemen bunu da bağlayalım. Şimdi şuradan bakın, bunun açılma sesini duyacaksınız. Evet, şu anda devrede. Yeşil ışık yandığında devrede olduğunu görüyorsunuz. Elektrik gittiğinde zaten buradan di 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 diye gayet yüksek sesli bir uyarı sesi var. Elektrik gittiği zaman yaklaşık 2 tane, yani 2 ekran bir kasayı 15 dakika gibi idare edebilir. Buradan da gelen akımı, çıkan akımı, içerisindeki akülerin ne kadar gücünün olduğunu, ne kadar dolu olduğunu her şeyi buradan görebiliyorsunuz. Bu ekranda o yüzden gayet güzel bir ekran. Dediğim gibi bunun ekranda olması çok büyük avantaj. Bakın şu anda Tunçmatik'te hiç ses yok. Sıfır ses arkadaşlar. Buradan ürünü açayım. Bakın bunu da açtım şimdi. Tabii fişe takar takmaz çalıştı. Şu anda, evet, şu anda açıldı. Şu anda ürün açık. Şuradan kapatıyorum tekrardan. Evet. Zaten ürün hiçbir alet takılı değilken kendiliğinden duruyor. Şunu da söküyorum. Şimdi fişini söktükten sonra biraz sonra duracak. Bakın şu anda Tunçmatik halen de fişe bağlı ve şu anda aktif. Tabii ki herhangi bir cihaz bağlı değil şu anda güç kaynağına. Ama şu anda çalışır durumda. Bakın fan sesi şu anda kesildi. Ortamda bir ses var mı arkadaşlar? Ortamda hiçbir ses yok. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere iki üründe ve yani kendi altılı TSP'nin kendi prizinde inceledik. Ürünler bu şekilde. Yani priz gayet güzel. Fiyat performans olarak, ha bu arada prizin fiyatını söylemeyi unuttum. Prizin fiyatı da şu anda yaklaşık 110-120 TL civarlarında. Benim böyle bir priz tercih etmemdeki sebep, yani Vicco, Tunçmatik benzeri birçok prizler var. Hatta Schneider var, biliyorsunuz birçok marka var. Ben güç kaynağıyla uyumlu uzatma yapacağım için bir sıkıntı olmasın diye bunu aldım. Kendi prizleri de akım korumalı olduğu için gayet aslında şey ürünler ama malzeme kalitesi dediğim gibi biraz daha iyi olabilirmiş. Dezavantajı olarak ses sorunu çözülebilirmiş. Ama tabii yani ne kadar ekmek, yani ne kadar köfte o kadar ekmek. Yani sizin ne kadar bütçeniz varsa ona göre bir ürün alıyorsunuz ve karşılığında ona göre bir hizmet alıyorsunuz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.